Candan, ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? Efendim? Şimdi burada anne mevzusunu konuşuyoruz da. Evet. Peki sen Gülden'in babasına baba diyebiliyor musun? 11 yaşında baba gidince şimdi o bana daha bir zor geldi ama. Yani şöyle... Hiç başka birisine baba dedin mi? Demedim. Yani? Abim dedim, babam gibi görürüm dedim. Abimdir. Onun dışında kimse babalık da yapmadı şimdi bu zamana kadar bize. O içimde bir ukdedir benim zaten. Ama zorlandın şey... mı baba derken ya da dedin mi? Ya şimdi baba eksikliği var ya, bende her zaman şu da vardı. Yani o gün bir evleneyim, işte dedim kayınpederle gidelim, mangal yapalım. Oo. Efendime söyleyeyim, ne bileyim. Babam da çok sever. Okey atalım, bir şeyler yapalım, hani zaman geçirelim. İşte çok istedim. Şeylerim diken diken oldu şimdi. Ya yapma, lütfen. Çok istedim bunları, hiçbirisini de yapamadım. Kıyamıyorum. Babanla mı yapmak isterdin bunları? Çok isterdim. Hiçbirisini yapamadım. Son zamanlar, hasta olduğu zamanlar şeydi. Kemoterapi falan görüyordu. Sürekli böyle şey olurdu. Sen gider yanına şey giriyor olurdu. Muydun, görüyor muydun? O dönem çok zor bir dönemdir. İlk zaman çok... ilk verem dediler, biz daha küçüktük o zaman. Başta verem oldu dediler. Biz şey yapamazdık, sarılamazdık. Ya biz de küçük olsun. İlaç verirlerdi bize. Zannederdiniz. İlaç verirlerdi bize, korusun. Biz ne olur ne olmaz geçmesin diye doktorlar. İler bize de ilaç verirlerdi. Verem denilince geçer diye koruyorlar. Sonradan bir sene geçti. Kanser denildi. Şey dedi ki annem, babanıza sarılabilirsiniz dedi. Aa. Ben dedim ki herhalde geçti. Mersem kanser olmuş. Sonra da kansere çevirdi. Tabii bilmiyorsun, biz de babam canım sarılıyoruz, şey yapıyoruz ama bilmiyoruz ki. Durum daha da kötüye gidiyor. 11 yaşta ne demek yani, evet. Tam ne olduğunu da anlayamıyorsun. Çok zor ya, baba eksikliği çok kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Nerede hissettin en çok babanın eksikliğini? Hani okulda, arkadaşların gün, babalarıyla gördüğünde. Şey olmuştu, bir gün bir kavga olmuştu babam vefat ettikten bir gün sonra. Bir gün sonra? Bir gün sonra. Dövmüşlerdi beni. Her yerim mosmor. Mosmor için. Annem çıktı dışarı. Mahalle kavgasına mı karıştın? Durduk yere, yoktu aslında, benim bir suçum yoktu. Yani kavganın ortasına denk gelme benim hatam bir şeydi yani. Annem çıktı. Erda al koş, oğlunu dövüyorlar diye. Ay. Bir bilinçaltı direkt yerleşmiş. Çok... İşte Allah erken aldı. Sevdiği kulları erken alırmış. Babamın bir bağlaması vardı. Çalmayı da bilmez. Ya. Şey vardı. Böyle dın 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 çalardı. Öyle dedi, bu kadar yeter bu klik derdi. Böyle. Ne yaptın? Öğrenemedi, onda fırsat olmadı ki. Garip. Babandan öğrendiğin en önemli şey neydi? Daha ya 11 şeydi, yaşına kadar ne kalabildi? Bir şey de öğrenemedik ki. Sevgi de tadamadık ki adam akıllı. Çocuktuk zaten. Hani... Babam çok serdi, ilgilenirdi benimle ama göremiyorsun yani, aklına bile kalmıyor yani, sesini bile atış yapamıyorsun ki. Tamam bu oluyor ya. İnsan özgür. Derin. Tamam üzülme, kendini topla. Hep bu. Bir içinde yere kalmayacak ki. Kimse yaşatmasın ya. Dost düşmanın başına vermesin ya. Emin iyi misin? Doğru, Emin'in de babası yok yavrum. Emin iyi misin? İyiyim Zahide Hanım. Tamam kızıma ya, ben vallahi Ramazan'ı düşünürken doğru söylüyorsun. Senin de baban vefat ettiydi. Yattığı yerler nur olsun. Amin. Ben 28 yaşında kaybettim ama yani insanın yaşı kaç olursa olsun çok evet. Zor.
yanlış anlamayın. Allah bütün yani babanızın mutlaka kıymetini bilin, annenizin babanızın. Ne olursa olsun yani gölgesi yeter ya. Gel bir sarılalım, gel. Gel gel. Bir lafla ekmek için kimseye yedirmemiş bu adam benim babam. Ağlama benim babam, dert etme açar babam, kara gün geçer babam. Bir kapı yapma, üzdün hepimizi. Çok üzdün bizi. Biz buraya yarışmaya geldik. Annen izliyor. Evet, evet. Yapma. Annem geçen izlemiş. Ah. Tüm akrabalar arıyor. Oğlum hepimiz ağladık diyor. Ya, bizimkiler de. Hepsi ağlamışlar. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. We'll be right back.